Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Son günlerde yaptığımız videolarda arkadaşlar gayb ilimlerinden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın fiten hadis-i şeriflerinden size nakiller yapıyoruz. Allah dostlarının cifir ilmiyle, ebce hesabıyla çıkarttığı günümüzde yaşanacak olaylardan bahsediyoruz ve nasıl ilginç bir şekilde, çok şaşırtıcı bir şekilde bu olayların da gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlar nasıl olabiliyor? Gelecek hakkında nasıl bilgi verilebiliyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam veriyor, gerçekleşmiş. Allah dostları veriyor, gerçekleşmiş. Hatta daha acayibi, Baba Vanga gibi, Nostradamus gibi kahin dedikleri. Aslında kahin diye bir şey yok. Kahinlik Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber iptal oldu arkadaşlar. Sırlı ilim sahipleri diyelim. Bir yerlerden öğrenmişler bu sırlı ilimleri. Eski Müslüman, arkadaşlar bütün peygamberler Müslümandı. Onlara inanan ümmetler de Müslümandı. Biz Müslüman diye ifade ediyoruz kendilerinden. İşte o pe bütün peygamberlere cifir ilminin, cifir ilmi gibi ilimlerin yani sırlı ilimlerin verildiği anlatılıyor. Tabii ki bizim peygamber hem son peygamber, ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da verildi. İşte onlar da kendi ümmetlerine e, bazı bilgiler bıraktılar. Mesela bizde cifir deniliyor arkadaşlar. Cifirden önce de remil deniliyor. Remil, rem diye. Remil diye bir ilim var. Bu ilim arkadaşlar aynen cifir ilmi gibi gelecekten haberler veriyor. Şimdi o konu hakkında da ee, ben size bilgiler vereceğim. Şimdi cifir ilmi var mı yok mu? Evcet hesabı var mı yok mu dinimizde? Gibi sorular soruyor kardeşlerimiz. Var arkadaşlar. İşte dediğim gibi bu bilgiler Nostradamus gibi, Baba Vanga gibi sırlı ilimleri paylaşan insanlar, Müslüman bile olmasalar, onların eline geçerse, onlar da bu konuları halkla paylaşır, insanlara anlatırsa, bu konular da gerçekleşirse arkadaşlar, insanlar aralarında e, itibar sahibi olup ün kazanabilirler ki, onlar da aynen öyle yapmışlar. Bir yerlerden ele geçirdikleri bu sırlı ilimleri haklarla paylaşmışlar ve ün kazanmışlar. Ta bizim zamanımıza kadar olacakları, kıyamete kadar olacaklar hakkında bilgiler vermişler. Aynen hadis-i şeriflerde ve Allah dostlarının bize bildirdiği gibi arkadaşlar, onların verdiği bilgiler de uyum içinde gerçekleşerek devam ediyor. Onlar da yanlış bilgiler vermiyorlar. Onlara da daha önceki peygamberlerden kalan remil ilmi dedikleri e, ilim, remil kum, taş, kaya yani kayaya, taşa çizilen ilimler demek. Cifir de deri demek, deri. Hz. Ali Radyoğlan deriye yazmış arkadaşlar. Büyük bir deve derisine yazmış bu ilmi. E, alimler arasında, ulema arasında cifir ilmi olarak kalmış. Remil ilmi de daha önce kayalara, taşlara yazılan ilim. Bu ilimlere de sahip olan insanlar oluyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim buna. E, arkadaşlar önce örneği vermeden önce şunu söyleyeyim. Bu konulara neden değiniyoruz özellikle? Bakın bu konular Nostradamus gibi, Baba Vanga gibi inansız insanlar bile birkaç tane e, gelecek hakkında yaşanacak olaylarla ilgili bilgiler veriyorlar ve o zamanki insanlar ona şahit olup gerçekleştiğinde bu insanlara itibar ediyorlar. İnsanları çok dikkatini çekiyor bu gibi konular ki yani hayatın normal akışında giden, seyreden bir e, düzen içinde değişik, harikulade olaylar olduğu zaman insanların dikkatini çekiyor normal olarak. İşte bu gibi mucizevi, gayip hakkındaki bilgiler de insanların asırlar boyu dikkatini çekmiş ve bu konu hakkında bilgi veren insanlar ün sahibi olmuşlar. İşte Nostradamus, Baba Vanga ve birçok bu şekilde sırlı ilimlerle ilgili bilgileri olan yabancı, inançsız, Müslüman olmayan insanlar da var arkadaşlar. Bu Bugün de işte bu konuları anlattığımız zaman Müslümanların, Müslümanların arkadaşlar ahir zamandayız. Öyle televizyonlar hocalar çıkıyor. Ehl-i Sünnet itikadından uzak artık böyle Vahabiler, Selefiler çoğalmış. Bu inançtaki insanlar gençlerimizi etkiliyorlar. Tam böyle bir ortamda artık nasihatle, Kur'an-ı Kerim'den ayetle, delille Yola getiremiyoruz insanları. Anlayamıyorlar. Ama o insanlara böyle bir hadis-i şerif, böyle bir rivayet gösterdiğin zaman, bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şeriflerde gerçekleşmiş dediğimiz zaman adam şaşırıyor arkadaşlar. Bunu e, cevap veremiyor yani. Bu defa ne yapıyor? Müslüman bir insansa onun imanı tazeleniyor. E, kalbi açılıyor. Müslüman değilse artık bu konuları ciddi ciddi düşünmeye başlıyor. Ataistse, inançsızsa. Ya diyor bu gelecek demek ki bilinmiş. Geleceği bir yaratan var ve sırlı bir şekilde kullarına bildiriyor. Bunlar da kitaplarına yazıyorlar ve bugün bunlar harfi harfine gerçekleşiyor diye. Akıl sahibi insanlar bunu bu şekilde düşünüp iman ederler arkadaşlar. Yeter ki bu konular insanlığa ulaşsın inşallah. allah Teala da duamız o yönde. Kimin nasibi varsa, kim hidayet bulacaksa Rabbimiz bu konuları onlara ulaştırsın arkadaşlar. Şimdi cifir ilmi de var, ebced hesabı da var. İşte onu örnek olarak verecektim. Osmanlı zamanında ilk Osman Gazi geldi arkadaşlar. Ertuğrul Gazi biliyorsunuz Süleyman Şah dedeleri geldiler Moğollarla savaşıyordu Selçuklar Selçuklulara yardım ettiler Selçuklar bunlar beylikti Söğüt'te yer verdiler Söğüt'e yerleştirdiler o bölgede yaşadılar daha yani bir beylik halindeler bu Osman Gazi'nin yanına 3-5 tane keşiş geliyor arkadaşlar keşiş keşiş biliyorsunuz bu manastırlarda kendilerini inzivaya çekilmiş evlenmeden yaşayan kendilerine göre kendilerini Allah'a adadıklarını söyleyen Hristiyan papazlara deniyor arkadaşlar keşiş. Bu şekilde kendi inançlarına göre kendileri samimi bir şekilde batıl da olsa inançlarını yaşadıklarına inanıyorlar. İşte bu şekilde 3-5 tane insan gelmişler Osman Gazi'ye demişler ki bizim elimizde bir ilim var. İşte e, cifir ilminden önce Nemil ilmi var dediğim. Nemil ilmi gibi bir ilim var. Ellerinde kimden gelmiştir arkadaşlar Hristiyan olduklarına göre? İsa Aleyhisselam zamanından kalmıştır. İsa Aleyhisselam bir havarilerinden birine bu ilmi öğretmiştir. Nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali radıyallahu anh öğrettiyse o da havarilerinden, yakınlarından güvendiği birine bu ilmi öğretmiştir. Bu ilimle ilgilenen biri de Nemil dediğimiz taşa, toprağa, kayaya bir yere bu ilmi yazmıştır. Bu ilim de bu keşiflerin eline ulaşmış. Şimdi ne diyor keşifler? Osman Gazi'nin huzuruna çıktılar. Dediler ki sen bir beysin. Bak dediler senin odun Osman. At Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi atalarıyla birlikte buraya geldin. Sen bu topraklarda büyük bir imparatorluk kuracaksın. 600 yıl kadar senin imparatorluğun devam edecek. Biz bunu biliyoruz dediler. Osman Gazi daha arkadaşlar Osmanlı kurulmamış, padişah olmamış bir beylik halinde şaşırdı keşişlere. Bunu söyleyen keşiş. Düşünün. Bugün günümüzdeki Müslümanlar cefir var mı, ebced var mı, gelecek bilmiyor mi? Gayb Allah'tan başka kimse bilemez. Ya nasıl bilemez? Allah izin verirse herkes gaybı bilir. Şu an yani bir Hristiyan bile, ataş bile rüya görüyor, iki gün sonra gerçekleşiyor. Adam diyor ki benim rüyam gerçekleşti. Müslüman olmayanım bile allah Teala dilediği herkese gaybı istediği bir şekilde rüya yoluyla da ilham yoluyla da bir şekilde gösterebilir. İlim yoluyla da gösterir ki gösteriyor işte. Kanıtlı zaten bu artık pozitif ilime dönüştü. Yani bu artık arkadaşlar bu metafizik bir ilim değil. Tamamen pozitif bir ilime dönüştü ki Allah'a şükür bugünlerde yavaş yavaş bu ilimler araştırılmaya yetkili kişiler tarafından başlandı. Orada keşişler geldi Osman Gazi'ye dediler ki sen büyük imparatorluk kuracaksın. Biz biliyoruz bunu. Bizim öyle remilm denen gizli sırlı ilimlerimiz de var bu. Biz okuduk bunu. Sen bize buralarda biz yaşıyoruz. Şurada manastırımız var burada. Vasiyet yap. Kanun çıkar. ileride gelecek senin torunların, o padişahlardan bahsediyor işte. ileride gelecek birinci Muratlar, Fatih Sultan Mehmetler arkadaşlar, ikinci Muratlar. O zaman işte bütün padişahlara kanun çıkar, de, de ki Böyle böyle bölgelerde keşişler var. Onların yaşadığı köylere, manastırlara, ibadetlerine karışmayacaksınız, dokunmayacaksınız diye bize bu sözü ver dediler. O da madem öyle dedi, orada yanındakilere yazdırdı. Bir kanun çıkarttı arkadaşlar. Daha kurulmamış ülke için kanun çıkarıyor. Daha Osmanlı devleti ortada yok. Kendi kurulacağını ileride inandığı devlet için kanunlar çıkarıyor. Torunlarına vasiyet yapıyor. Osman Gazi atalarımıza bakın, ceddimize bakın. Bizim bugün geldiğimiz duruma bakın arkadaşlar. Yani inanca bakın. Keşişler anlatıyor. Osman Gazi inanıyor. Ki kendi rüyası da var biliyorsunuz. Birkaç alamet daha var. Tabi onun duyduğu bildiği şeyler de vardır. Keşişlerin dışında. Keşiflere kanun çıkarıyor. Bunlara dokunulmayacak. Bunlardan vergi alınmayacak diye. Onlar da memnun olup gidiyorlar. Şimdi şu gibi soru işaretleri gelmesin aklınıza. Madem keşif keşişler bu kadarını biliyor da hak din İslam olduğunu bilip neden İslam'a giriyorlar? Girmezler arkadaşlar. Bu hidayet meselesi. Yani İblise onlara bakacak olursan, iblise bakacak olursan o hepsini biliyor. allah Teala'yı da biliyor. Cenneti bile görmüş gözüyle. Yine de isyan ediyor. Böyle hidayet nasip olmayan insanlar arkadaşlar asla iman etmezler. Bunu bilin yani. allah Teala Kur'an kendinde onların gözü var ama kör görmezler, kulakları var ama duymazlar diye ifade ediyor kendilerinden. Öyle insanlar kendi ilimlerine inanmışlar. Kendi kitaplarında olan gizli sırlı ilimlere inanmışlar. Osman Gazi'den söz almışlar. Bu ta 2. Murat zamanına kadar Osmanlı Devleti'nde kanunname olarak uygulanmış arkadaşlar. Kanun olarak bu kayıtlarda da var. Düşünün Osmanlı daha devlet yok ortada. Kanun yazıyor keşişlerin sözüyle Osman Gazi. İşte bu cifir ilmi gibi ilim, remil ilmi dedikleri ilim arkadaşlar onlara. Aynen Baba Vanga'da bu gibi Hristiyanlıktan gelen ilimler olabilir ellerinde. Geçmişten veya Hristiyan cinlerle çalışmış olabilirler. Hristiyan cinler o ilme sahiptir. Baba Vanga'nın çünkü öyle işleri var diyorlar. Bulgaristan'da yaşamış. E, onlardan bilgi almış olabilir. Nostradamus da keza yine öyle. Ya onlardan bilgi almıştır veya da bizim ehli sünnet alimlerimizin kitaplarından bilgi aldıkları da söyleniyor. Özellikle Muhittin Araba Hazretleri'nin yüzlerce kitabı kayıp arkadaşlar. Bağdat'ta bu konular hakkında çok ilimler vardı. İşte bu ilim var. Haktır arkadaşlar. Bakın Katip Çelebi Keşfizun'un isimli kitabında ne buyuruyor? Cifir ve Evcet bir ilim dalıdır. Allah'ın geçmiş ve gelecekle ilgili koyduğu bazı sırların anlaşılması ve şifrelerin çözülmesi için kullanılmaktadır. Fakat bunlar gaybı bilmek değildir. Neden öyle diyor gayb konusu değildir? Çünkü bu biliniyor, Kur'an-ı Kerim'de var. Bu ilimle o bulunduğuna göre bu ahir zamanda yani bin yıl sonra yaşanacak olay Kur'an-ı Kerim'de yazdığı için gayb değildir bu. Sadece gizli bir ilimdir. Bu gizli ilmi de bulanlar Buna vakıf olurlar diyor. Gaybı bilmiş sayılmazlar diyor arkadaşlar. Ne güzel tarif ediyor burada. Fakat bunlar gaybı bilmek değildir. Sadece okumasını bilmektir. Mesela diyor örnek veriyor. Çince bir yazıyı bilmeyen birisi resime bakıyorum zanneder. Bakar böyle bir resim. Bu ne ki işaretler vardır. Halbuki bu dili bilen biri o gördüğü yazılardan çok manalar anlar buyuruyor. Yani mesele burada bu ilmi bilip anlamakta diyor. İşte Ebced ve Cifir ilminde de Allah'ın geçmiş ve geleceğe koyduğu bazı şifreli öğrenme ve okuma sanatıdır. Bu ilmin özü Hazreti Ali radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam öğretmiştir arkadaşlar. Yani e, Katip Çelebi anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu ilmi Cifir ilmini aynen deriye, deve derisine yazdı dedik ya. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamdan öğrendiği ve naklettiği anlatılıyor. Devamında bu nedenle ilmin kaynağı vahiye dayanmaktadır diyor dikkat, cifir ilmi, gerçekten cifir ilmini çözen biri yapan, nakleden biri cifir ilmini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan geldiği için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kim öğretti? Cibril Aleyhisselam. Cibril Aleyhisselam'a kim söyledi? allah Teala. Yani bu aslında bir vahiydir diyor. Katip Çelebi çok da güzel ifade ediyor. Aynen öyle. Hz. Ali Radyalan aldığı bu sırları bazı kaide ve kurallara kurallarla belirlemiştir. Kendi kaide ve kurallar koymuştur özellikle Seyitler sülalesinde bilindiği söylenen bu kuralları kemaliyle dikkat şimdi ahir zamanda geleceği müjdelenen yani kemaliyle en iyi şekliyle bu ilmi cifir ilmini ebced hesabını ahir zamanda geleneceği müjdelenen Mehdi Aleyhisselam'ın bilebileceği söylenmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi e, gaybı konular bu şekilde anlatılıyor. Bakın Cifir ilminin de Katip Çelebi'ne söylediği gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan vahiy ile allah Teala tarafından zaten hadis-i şerifler de vahiydir arkadaşlar. Hadis-i şerifler de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendi kafasından söylemiyor. Cebrail Aleyhisselam getiriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da naklediyor. Haşa özellikle sahih hadis-i şerifleri inkar eden dinden çıkar arkadaşlar. Bakın o kadar ciddi mesele. Günümüzde maalesef ben Kur'an-ı Kerim'e bakarım başka bir şeye bakmam diyen insanlarla Müslümanım diyen insanlarla doldu ortalık. Kur'an-ı Kerim'e baktığında da Ayet-i kerimelerde ben o konu hakkında da video yaptım. Allah Teala ne diyor? Siz peygamberime bakmazsanız, bana hiç bakmayın. Kur'an-ı Kerim'e hiç bakmayın. Allah Teala e, e, sizi sevmesi için sizin peygamberimi sevmeniz şarttır diyor. Siz peygamberimi sevmezseniz, ona itaat etmezseniz, hadis-i şeriflerine inanmazsanız Allah Teala ben de sizi sevmem buyuruyor ayet-i kerimelerde. Video yaptık arkadaşlar bu konu hakkında. Yani peygamber Aleyhisselam hadis-i şeriflerine inanmayanı Allah Teala sevmeyeceğini ilan etmiş Kur'an-ı Kerim'de. Buna rağmen hala adam gidiyor. Hadis-i şerifleri inkar ediyor. Bu kadar gerçekler varken ortada. Bakın biz diyoruz ki anlatılanlar birebir tutuyor. Her şey gerçek olmuş. Biz bugün Kur'an-ı Kerim'den haşa hiç zerre şüphe olamaz. Hadis-i şeriflerden zerre şüphe olamaz. Cifir ilminden de zerre şüphe olamaz diyelim. İslam'ı Müslümanlar açısından. Biz bugün Baba Vanga'nın bile Nostradamus'un bile dedikleri gerçek olabilir. Böyle bir ilim var diyoruz. Onları bile inkar edemiyoruz arkadaşlar. İnsanlar tutmuşlar bugün atayıs olup Allah'a haşa Allah'a inkar etmeye kalkıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i inkar etmeye kalkıyorlar. Onlar nerede biz neredeyiz? allah Teala onlara da hidayet versin arkadaşlar. Allah muhafaza ahiretlerini yakıyorlar. Kimseye bir şey yapmazlar. Ebedi hayatları, ebedi sonsuz bir hayat var ve burada iki üç günlük dünyada yok ediyorlar ebedi hayatlarını. Allah muhafaza yani bunu söylerken bile insan korkuyor. Ebedi bir hayat, sonsuz bir hayat. Yok ediyor. Çok mahrum olurlar, çok pişman olurlar ahirete çıktıklarında. Zaten allah Teala onların o halini anlatıyor kabri azabını falan gördüm. Mezarda zaten anlıyorlar. Mahşerde de dirildiklerinde birbirleriyle konuşmaya başladıklarında çünkü mezarda konuşamıyorlar orada. Mahşere çıktılar. Diyorlar ki birbirlerine peygamberlerin ve onlara inanan Müslümanların söyledikleri hep doğruymuş. Biz kendimize yazık ettik. inanmadık. Eyvah diyorlar. O eyvah bir işe yaramıyor işte. Ebediyen cennet yüzü göremiyorlar arkadaşlar. Allah muhafaza. Allah hepimizin imanlarını sabit kılsın inşallah. Burada e, birkaç Baba Vanga'nın e, görüşlerini yazmışlar buraya iletmişler arkadaşlar. 2024 yılı hakkında ne demiş Baba Vanga? E, Avrupa'da terör saldırısı ve büyük bir ülkenin biyolojik silah testleri veya saldırıları olacak diyor. 2024 yılı gerçekten de ülkeler silahlarını test ediyorlar. Görüyorsunuz işte Güney Kore'dir, Rusya'dır, birçok ülke ve Avrupa'da iç karışıklıklar başladı. Bizim hadis-i şeriflerden, Allah dostlarının keşiflerinden, cifir ilminden anlattığımız konularla birebir uyum içinde yani aksi bir şey söylememiş bu kişi. Baba Vanga denen kişi. 2025 yılından da bahsediyor. Diyor ki 2025 yılında Avrupa nüfusunu etkileyecek çatışmalar olacak arkadaşlar. Avrupa'nın nüfusunu etkileyecek. Yani ne demek? Nüfusu etkileyecek kadar insanlar ölecek bu iç karışıklıklarda, çatışmalarda. 2025 yılında Avrupa'da bu da kıyamet ile sonuçlanacak olayların başlangıcıdır diyor. Aynen bizim anlattığımız, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattığı bütün eski alimlerin anlattığı konulara Baba Vanga, Nostradamus, hatta çizgi film bile yapıyorlar, Simpsonlar diyorlar ya arkadaşlar, onlar bile bütün hepsi uyum içinde. Yani hiçbiri ya şunlar şöyle absürt, farklı, değişik bir yorum yapıyor diyebileceğimiz birileri yok arkadaşlar. Yani bunların bütün hepsi bu ilimlerin gelecek hakkındaki bir yerlerden geçmiş bunların eline de. Dediğimiz gibi ya İslam alimlerin kitaplarından ki çoğu Muhittin Arabazetlerinden olabilir büyük ihtimal. Ya da eski Aynen Remil ilmi dedikleri, onların bizim cifir ilmi dediğimiz eski daha önceki peygamberlerinin yakınlarına verdiği ilimlerden arkadaşlar e, kayanın taşın üstüne yazılı bir şekilde bunlara ulaşmış olabilir. Veya da Hristiyan cimlerden bu gibi ilimler hakkında bilgiler almış olabilirler. Onun için biz hiçbirini inkar etmeyiz. Bu anlatılanlar doğruysa İslam'a hadis-i şerifler uyuyorsa birilerinin konuştuğu bu, bu insan Müslümanmış değilmiş diye bakamayız. Ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselam? İlim Müslümanın yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır. Yani biz Çin'de de olsa e, uzayda da olsa nerede olursa olsun kim söylemiş hiç fark etmez. Eğer o ilimse Kur'an'a, sünnete, Allah dostlarının sözlerine uyuyorsa arkadaşlar onu alırız. Burada da işte bu kişilerin söylediği ilimler bizim anlattığımız hadis-i şeriflere ve e, gelecek hakkındaki konulara birebir uyuyor. Yani demek istediğim, bu videoyu yapma amacım yine söyleyeyim. Cifir ilmi, ebced hesabı vardır arkadaşlar. Bunu herkes yapamaz. Arapça ya iyi vakıf olmak lazım, iyi bilmek lazım. Bir de yani e, burada aslında teşvik de var. Yeni yetişen gençlerimiz Arapça ile ilgilensinler. Tamam İngilizceyi çok kuramaçla iyi ilgileniyorlar, öğreniyorlar. Almancadır, Fransızcadır ama Arapçayı da ihmal etmesinler, mutlaka öğrensinler. Bu gibi ilimler üzerine de e, cifir ilmi üzerine iktisat eğitimi alırlarsa basiret sahibi, ferasat sahibi insanlar özellikle de tasavvuf ehli olurlarsa ee, arkadaşlar kalbi keşfi açık insanlar bu cifir elmini çözdükleri zaman insanlığa büyük faydaları olur, kendilerine büyük faydaları olur, Müslümanlara da büyük faydaları olur. Allah rızası için de bu zamanda böyle ilimlere çok ihtiyacımız var. O gibi kardeşlerimize de inşallah bu videolarımız teşvik olur. Allah'a emanet olun.